Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle kendinize güzel bir öksürük şurubu hazırlıyoruz. Boğazınızda bir gıcıklanma var. Öksürüyorsunuz. inatçı ve geçmek bilmeyen öksürük. Gerçekten geceleri uyutmuyor. Başını yastığa koyduğunla kalkman bir oluyor. İşte bunu hissettiğin anda hemen yapman gereken mutfağa gidip bir fincanın içerisine öncelikle bal ekliyoruz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı dolusu bal. Herhangi bir bal olabilir burada hiç fark etmez. Doğal bir antibakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırıyor. Ayrıca su tutucu özelliği ile boğaz kuruluğunu alıyor, bu boğazı yumuşatıyor ve öksürüğü de kesiyor arkadaşlar. Bal gerçekten bin bir derde deva ama e, tabii ki doğalını ne kadar doğalını bulabilirseniz o kadar iyi olur. E, dediğim gibi çiçek balı e, ya da kestane balı hiç fark etmez. İkinci olarak kullanacağım malzeme sirke. Burada da elma sirkesi, üzüm sirkesi kullanabiliriz. İki tatlı kaşığı kullanıyoruz bunda. E Tüm bakterilere karşı böyle boğaz enfeksiyonlarına karşı oldukça etki ediyor. Ee, tahriş etmeden tahriş olan bölgeleri de temizliyor ve e, boğaz kısmını da tahriş etmeden buradaki e, enfeksiyonları da gideriyor arkadaşlar. İnatçı öksürüklere karşı oldukça etkisi bulunuyor. 2 e, tatlı kaşığı da limon ekliyoruz. Limon suyu. Limon, C vitamini içerdiği için soğuk algınlığınız varsa iyileştirecek, nefesinizi açacak, öksürüğü de şıp diye kesecektir arkadaşlar bu karışımla birlikte. Ama bu karışıma bir şey daha ekleyeceğiz biz. E, bu kış aylarıyla birlikte tabii ki hepimizde dönem dönem bir kırgınlık hissedebiliyoruz, halsizlik hissedebiliyoruz. Hemen böyle Öksürmeye başlamadan bile kendinizde bunu hissettiğiniz anda yaparsanız Hiç o sıkıntılara zahmetlere girmeden bunu atlatmış olursunuz Ama öksürüyorsanız da şiddetli bir öksürüğe yakalanıp daha sonradan bu videoyu fark ederseniz Bu tarifi uygulayın Yine etkiyi göreceksiniz arkadaşlar e, Bu karışımı içmek göğsünüzü yumuşatacak öksürüğünüzü de geçirecektir Aynı zamanda şöyle geceliğinde yattığınız zaman da Başınızı yastığa koyduğunuzda rahat bir uyku çıkartırsınız. Burada kullanacağım malzeme toz tarçın. Ee, tarçın bu şekilde e, göğsümüzü yumuşacık yapıyor. Öksürüğü geçiriyor. Ve aynı zamanda e, bu olası enfeksiyonları da boğaz enfeksiyonlarını da gidermiş oluyor arkadaşlar. Nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi sorunlarınız varsa tüm bunları bu şekilde karıştırın. Ben şimdi bunu iyice karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. Çok kaynamış olarak değil. Böyle normal içilebilecek sıcaklıkta olsun. Çünkü boğazınızda iltaplanma varsa aşırı sıcak su içmemeniz gerekiyor. Ilığın bir tık üstü sıcak su. Şimdi kettle'dan hemen bunun üzerine sıcak suyumu ekliyorum. Dilerseniz bu haliyle de içebilirsiniz bunu. Yani sıcak suyu eklemeden de içilebilir. Ama... Sıcak suyu eklerseniz komple şöyle boğazınıza e, aynı zamanda şöyle nefes borunuza hepsine güzellikle bir etki etmiş olacak arkadaşlar. Pardon yemek borusuna nefes borusu diyorum. E, buralarda buralardaki tahrişlerde giderici e, etkisi bulunuyor. E, mide bulantısına iyi geliyor ayrıyeten. E, bunu için ve anında etkiyle öksürüğünüzü şıp diye gönderin arkadaşlar. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bunu ne zamanlar içebiliriz? Bunu kahvaltılardan sonra hemen sonra içebiliriz. Gece yatmadan 1-2 saat sonra içebiliriz. Ya da aniden işte kendinizde bir kırgınlık hissettiniz. O dönemde de hemen hazırlayıp bunu bu şekilde içebilirsiniz. Yalnız günde 2 kereden fazla olmasın. En fazla 2 kere hani aşırı derecede bir öksürüğünüz varsa en fazla iki kere için. E zaten iyileştikten sonra hani tekrar devam edecek miyiz birkaç gün diye soran o arkadaşlarım oluyor. Hayır devam edilmiyor. E bu şekilde bunu hazırlayın. İyileştikten sonra tekrar içmenizde gerek kalmayacak arkadaşlar. E tadı da oldukça güzel oluyor. Zaten o dönemde hastayken gerçi çok da bir tat alınmıyor ama e, grip olsun, işte nezle olsun, boğaz enfeksiyonları olsun, geçmek bilmeyen o öksürükler olsun, uyutmayan öksürük olsun, göğüs hırıltıları olsun ve aynı zamanda öyle e, sigara alışkanlığına bağlı balgamlar oluşsun ciğerlerinizde falan bunlar içinde arada bir böyle Haftada bir kere iki kere kullanabilirsiniz bunu gerçekten etkisini görüyor olacaksınız bu bizim evcik kullandığımız bir tarif Arkadaşlar bu benim rahmetlik Nur içinde yazdım ee, babaannemin özellikle bizlere önermiş olduğu bir tarif. kendimizde böyle halsizlik hissettiğimiz zaman hemen e, babaanne Celsin böyle karıştırır verirdi bize gerçekten çok etkisini görüyorduk ee, Ben de bu tarifi sizlerden gelen istek üzerine sizlere de iletmek istedim Arkadaşlar bu şekilde kolaylıkla gördüğünüz gibi hazırlanıyor e, tabii bu tarifi kimler uygulayabilir İçeriğinde bal var e, sirke var limon var e, tarçın var bunlara karşı hassasiyeti olan kişiler bunu tabii kullanamazlar hamile ve bebeğine emziren kişiler e, belli bir 10 yaş 12 yaş altı çocuk grupları bunlar doktoruna danışmadan lütfen kullanmasınlar Şöyle iki tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyunu ekleyin, şöyle güzelce bir karıştırın. Afiyetli için hem bağışıklığı güçlendirecek hem de e, sizin şifanız olacak inşallah. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.